27 Nisan 2020 Burdur merkeze bağlı Kumluca köyündeyiz. Yanımızda rekor gübre, sıvı yaprak gübresi müşterimiz Sultan Kara. Sultan Hanım, burada fideleri dikerken, serayı kurarken yaprak gübremizden uygulama yaptınız. Evet. Daha önceki yıllarda rekor gelişim kullanıyordunuz zaten, evet, tabandan. Yaprak gübremizi fideleri dikerken uyguladığınızda ne gibi sonuçlar gördünüz? Ben dikerken uygulamayı yaptığımda, önce diktiğimizde üstten uygulamıyordum. Tabii fidan biraz kendini zor topluyordu. Kökünü zor atıyordu. Şey yapıyordu. Şimdi bunu diktim. Geldim 2 gün sonra. Eştim, baktım şöyle birer santim kök atmış. Tabandan. Palçığına bir yermiş hemen. Siz hızlı dikerken, gelişimde. Neyi dikerken toprağa uyguladınız? Üstten duşlama şeklinde. Evet. İlk dikimde. İlk, evet, dikimde üstten uyguladım. Sonra yine üstten uyguladım. Bu sene tabandan toprağını uygulamadım. Hep üstten uyguladım bu sene. Peki, çok memnunum. Peki gelişim konusunda bu kaç gün oldu dikeli? Hangi tarihte diktiniz? Burayı 25 Nisan'da diktik. Yok, 25 Nisan'da. Ha, iyi ama 20 Mart'ta diktik. 25 Mart. Mart'ta diktik burayı. Hı. 25 ne Mart'ta zaman hasat diktik. Yaptınız? 20 Nisan'da hasat ettik. 20 Nisan'da hasat ettiniz. 25 güne ortalama bir 25 hasat günde geldiniz. Hasat yaptık. Kış günü. Şöyle bir gösterelim, bir tane, bir iki tane çiçeğimizden şeyden. Ürünle alakalı. Buyur. Bunun çeşidi neydi? Baby. Baby çeşidi. Farklı çeşitler var. Şu arkadan da bir tane gösterelim. Bu da baby. Bu şekilde. Şu yukarısı pembe. Yani bu da kış dönemi için. Evet. Gayet güzel bir başarı. Evet. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Rekor gübre, yaprak gübresini fidel dikiminde, sera hazırlığında uyguladığımızda bahsetmiş olduğunuz köklenme, stres yaşamaması. Stres yaşamıyor. Erken, evet, hasata gelmesi, evet, çiçeklenme hepsini getiriyor. Ben buraya 20 Mart'ta, 25 Mart'ta diktiğim halde hiç soba yakmadım. Soba hiçbir yakmadım. Şey yapmadım. Havalar nasıldı peki? Havalar yine dışarısı eksi. Biriken benim seramın içi 6 dereceydi, 5 dereceydi. Burası yapmadım. Kaç dönüm toplam? Burası bir dönümden geçik. Bir dönüm 700 metrekare. Bir dönüm 700. Burada hem domates var, hem, hem salatalık var. 3000 fidem var benim burada. Domates için de aynı şey geçerli mi? Aynı. Ondan da kısaca bir gösterelim mi? Yani fideyi dikerken uygulama yaptınız. Evet, aynı. Şöyle. Fideyi dikerken aynı uygulamayı yaptım. Burada da üstten duşlama şeklinde dikerken, evet, verdiniz. Verdik. Sonra 15-20 gün sonra bir daha pompeyle bir daha üstten yaptım. Tamam, tamam, bir daha yapmadım. Şu anki görüntü olarak zaten, evet, çiçeklenmesi de. Çiçeklenmem güzel. Bunun çeşidi neydi? Bu Taybif. Taybif çeşidi. Şöyle çiçekleri, evet, durumda. Şu köy domatesi, kuzey köy. Şunlar köy domatesi. Rekor gübre, yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Ederim. Her çiftçi ederim. Gönül rahatlığıyla. Bir şey gördünüz mü? Görmedim. Ben bu yıl 3 yıldır kullanıyorum. Ben faydasını gördüm, zararını görmedim. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Görüşlerinizi paylaştınız. Bol bereketli hasat.